Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Instagram'ın çok az bilinen bir özelliğinden bahsedeceğiz. Birazdan Tamir Takım Teknoloji'de. Bu özelliği göstermeden önce kısaca bahsetmek istiyorum. Instagram'da beğendiğiniz fotoğraf videolar olabilir, kaydettiğiniz fotoğraf videolar olabilir veya işte Reels videolar olabilir. Zamanla ne yapıyoruz? Bunları bir arkadaşımızla paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Yani o arkadaşımızın bu videoyu izlediğindeki tepkisini işte merak ediyoruz ve ona gönderiyoruz. Yöntemimiz ne arkadaşlar? Yöntemimiz ona ait linki ya Instagram üzerinden ya da işte WhatsApp gibi ya da işte Facebook gibi aracı programlar üzerinden linkini karşı tarafa gönderiyoruz. Fakat bu kişi bunu izlerken onun duygusunu alabiliyor muyuz? Maalesef o an alamıyoruz. Sonra işte telefon görüşmesiyle kritik yapıyoruz. İşte nasıldı, beğendin mi vesaire. İşte Instagram bunu düşünmüş ve bu özelliği bize vermiş. Biz Instagram'da arkadaşımızla görüştüğümüz esnada, sesli bir konuşma yaptığımız esnada işte ortak bu videoları, görselleri aynı anda görebiliyoruz, aynı anda da değerlendirebiliyoruz. Hadi şimdi bunun nasıl yapıldığını öğrenelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu uygulamayı, bu özelliği nasıl kullanacağız onu göstermeye çalışacağım. Instagram'a giriş yaptıktan sonra biz paylaşım yapmak istediğimiz kişiyi, evet, Instagram'ın Messenger'ından görüntülü arayacağız. Şu an arama yapıyorum. Görüntülü arama butonuna bastım. Evet, görüntülü aramam geldi. Katıl dedim. Yani diğer arkadaşımızla ulaşmış olduk. O da katılmış oldu. Şu an sesler anormal çıktı. Şimdi ben sesleri kapatacağım. Sesleri kapatacağım buradan arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şu. Biz paylaşımda bulunacağımız işte hani diyoruz ya fotoğraf, video, reels, bunları ortak izlemek istiyoruz. Ben direkt bu bölümü göstereceğim. Burada aslında farklı özellikler de var. Siz incelersiniz. Şu anki bizim yapmış olduğumuz işlem Instagram'da görüntülü aramayı açmış olduk. Bu görüntülü aramayı açtığımızda bakın. Burada medya bölümü var. Ben medya bölümüne geldim. Medya bölümüne geldiğim zaman gördüğünüz gibi beğendiklerim, kaydedilenler, önerilenler veya reels'ler diye ilerliyor. Burada herhangi bir videoyu tıkladığımda otomatikman karşı tarafa bu gözükecek. Mesela diyelim kaydedilenlerden bu videoyu ortak bir şekilde izlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar, şimdi ben kapattım, medya bölümüne geldim, kaydedilenler, ses yüksek orada, belki de hani müzik de olduğu için telif yeme durumu olabilirdi, onun için biraz geri kapatmak zorunda kaldım. Geldim, mesela ikinci bir videom var, bu videoyu izletmek istiyorum. Bakın orta kullanımda. Bu esnada aslında ses de çıkıyor. Yani konuşma seslerimiz de şu an aktif olarak karşı tarafa gitmiş gelmiş oluyor. Biz evet medya bölümüne gelelim. Diyelim ki işte beğendiğiniz bir fotoğraf, video olabilir, kaydettiğiniz bir şey olabilir, önerilenler olabilir veya reels'leriniz olabilir. Ne yapabiliyorsunuz? Mesela reels'ler bölümüne girelim. Reels'lerden herhangi bir video açalım mesela diyelim ki. Evet. Şöyle bir video açalım mesela. Tabii ses var burada. Sesi kapatmamız gerekiyor. Şu an sesi kapattım. Normalde sesi de var. Sesi de izleyebilir. Yani bütün o şeyi alabiliyoruz. Görselde ne varsa, video, ses hepsini alabiliyoruz. Ben buradan değişim yapacağım. Pardon. Buradan değişim yapacağım. Bakın arkadaşlar, böyle küçük ekran olunca değişim yaptırmıyor. Tek dokundunuz. Yukarı kaydırdığı seçenek çıkacak zaten. Diğer tarafa bakın. Anlık değişim oluyor. Burada gönderiyi, yani görüntülü görüşmeyi davet eden kişi bendim. Diğer taraf, yani arkadaşımız olduğunu varsaydığımız kişi ne yapmış olabiliyor? Yani o da bir değişim yapabiliyor mu, onu görelim. Görüldüğü gibi reels videosunu aynı anda izleyebiliyoruz. Burada konuşabiliyoruz. Değerlendirme yapabiliyoruz. Bakın buradan değişimi ben yapabiliyorum. Değil mi? Geldim. Yukarı geldim. Değişim yapabiliyorum. Evet, buradaki kişi de değişim yapabiliyor. Gördüğünüz gibi. Aynı anda burada da yine değişim olmuş oluyor. İşte aynı anda Instagram'da bir beğenilen bir video, reels vesaire neyse bunları ne yapabiliyoruz? İzleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerde
buluşmak dileğiyle. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizi desteklemenizi istiyoruz. Saygılar, selamlar.